Şimdi asıl artık dikkat edilmesi gereken şeyler diyor sunumun. Neye dikkat edilmesi lazım, ne yapılması lazım, nedir bizim maksadımız burada? Dört ana başlık altında topladım dezenfeksiyon seçimlerini. Şundan dolayı ben işte 8 yıllık, 9 yıllık bir aktif klinikte çalışan birisi olarak söyleyeyim. Bizim 2,5 yıldır dezenfeksiyon eğitimi görüyorum. Bizim kızlara anlatmama rağmen, 50 bin kere anlatmama rağmen hala mesela şu sprey gördükleri anda o spreyi her şeye tarih olduğunu, her şeye o spreyin fıs fıs yapması, ne kadar çok fıs yaparsak o kadar çözüm olduğunu düşünen maalesef biz yaptıklarıyız hepimiz. Onu ben de kendim içine katıyorum. Ama kullanım amacı farklıdır. Şöyle, yüzey dezenfektan ayrı, ölçü dezenfektan ayrı. Özellikle ikisini söyledim. Kreşuar dezenfektan, aspirasyon dezenfektan ayrı. Alet dezenfektanı ayrı olmasın. Bunların kullanmaları çok, bunların kullanım amaçları, kullanım miktarları çok önemli. Hepsini videolarda göstereceğim. Sidat etki olması lazım. Yani ürünü alıp üzerine baktığınız zaman, herhangi bir X bir markanın bakteri sidal, virüs sidal, o etkiler sidal etki olması lazım. Çünkü bazı başka etkiler de var. Mesela bakteri statik diye bir etki var. Statik etki olduğu zaman, yani anlatacağım onları da. Yani bu, burada mikropları öldürür. Sadece üremesini durduruyor manasında ama sidal eki önemli. Bütün ekiden sonra sidal eki ya da sid, Türkçe sid eki olması lazım. Yani mikrop, bütün mikroorganizmaları öldüren, yok eden manasında olduğu için. Ve EN numarası diye bir numara var. 5 haneli. Yani son zamanlarda bu maalesef üzere sürdüğüm Türkiye'de 4-5 marka dışında bu bütün prosedürlere uyan bir dezenfeksiyon ürünü yok. 5 haneli EN numarası, 5 haneli bir numarayla kodlandırılması lazım. CE belgesi falan varsa Türkiye'de, yürü bunlar mı dediğimiz, yani Avrupa standartlarına uygun, yeni standartlara uygun 5 haneli, önemli 5 haneli olması. Rakamları her etiketin karşısında yazması lazım. Etiketleri okumayı da göstereceğim. Orada detaylı anlatacağım. Güvenlik açısından içerisindeki alkol oranı. Şimdi bizim kızlar eskiden malzeme aldıkça şuna dikkat ederdim. Gelen depo sorumlusu arkadaşa işte içerisinde alkol yüksek olsun ya da kokusu şöyle olsun diye sipariş veriyorlardı ama işte ne kadar çok alkol o kadar iyi. Bunları çok gördük bazı kliniklerde, işte az önce adresimde de anlattım. İçeri girdiği zaman hekimin içerisinde alkol kokusu geliyor, işte tamam steril ortam budur diye girdiği ortamlar. Bazı yerlerde asistan şunu şikayet etti, doktorum şunu istiyor benden. Aletörlerin hortumların altından öyle fazla sıkacaksın ki hortumların altından o şey damlayacak. Bazı yerlerde şununla karşılaşıyor. Havaya sıkacaksın, yağmur etkisi yapacak. Altından böyle geçtiğim zaman böyle üzerimize o dezenfektan o şeyler gelecek diye karşılaştığım yerler oldu. Onlar yani kendinize verdiğiniz zarardan başka hiçbir şekilde bir nasıl diyeyim aktivitesi yoktur. Alkol oranı yani son standartlara göre %50'nin üzerinde tehlike arz ediyor. %70 olanlar var. %85 oranı olan ürünler var. Bunlara dikkat edin kendi sağlığınız açısından. Hepsini açıklayacağım. Ve süre ve konsantrasyon. Yani şimdi son zamanlarda dezenfektanlar konsantre halde, belki karşılaşmışsınız, konsantre halde geliştirdi. Bir de adet dezenfektanları. Ya bunun lütfen göz kararı olarak kullanılmıyor. Hani işte bir litre su, hocam ben biliyorum bir litre su şu kadar, hep böyle buraya kadar koyuyorum, işte bu kadar 10 milim koydum, bu bende, siz merak etmeyin falan diyecek asistanlarım vardı, hala da var. Onlar 10 milimse 10 milim, 1 litre ise 1 litre, lütfen ona dikkat edelim. Çünkü hani o 9 litre, yani 9 milim olursa koyduğunuz ürün ön dezenfeksiyon yapmıyor. 11 olursa ön dezenfeksiyon yapmıyor. Daha fazla koymanız aletleri çok daha çabuk paslanmasına sebep oluyor. Bunları söyleyeyim. Ondan sonra yani ne yazıyorsa üzerinde prospektüsünü, ona dikkat etmenizi önemli rica ediyorum.